İyi günler, ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Oldukça yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Piyasalar açısından da oldukça hareketli bir haftayı bırakıyoruz. Neden derseniz ciddi hareketlilik var, birazdan sizlere aktaracağız. Bankacılık endeksindeki yükseliş %6,65'e ulaştı. Hemen bir başlıklara bakalım. Kur korumalı mevduat 1 trilyon 277 milyar TL oldu. TL'yi özendirme, TL'yi cazibesini arttırma anlamında önemli. Kur korumalı mevduat 1 trilyon 277 bin liraya ulaşmış oldu. Rusya'dan G7'ye petrol resti. Biraz evvel son dakika olarak ekranlarınızdaydı. G7 Maliye Bakanları anlaştı petrole taban fiyat konusunda. Rusya ne demişti? Eğer siz taban fiyat uygulamasını getirirseniz destekleyen ülkelere biz de petrol satmayız dedi. Bank of America stratejistleri resesyon şokuna hazırlanın diyor. Tüm dünyada resesyon bekleniyor. Ekonomide bir duraksama beklenmekte. Diğer taraftan küresel gıda fiyatları düşüşünü 5. aya taşıdı. Birleşmiş Milletler Gıda Endeksi bunu gösteriyor. Bir önceki aya göre Ağustos'ta 1,9 geriledi. 5 aydır bir düşüş var küresel gıda fiyatlarında. Ve Euro bölgesinde üfe %37,9 arttı. Bu artış bir rekor artış. Dün tüfe gelmişti, birazdan bakacağız. Üfe'de de %37,9'luk bir artış var. Borsa İstanbul hareketli, hareketlilik devam ediyor. Amerika'dan veri geldi. Amerika'dan gelen veri sonrası, tarım dışı istihdam verisi sonrası hareketliliğin daha da arttığını görmekteyiz. Borsa İstanbul'da %2'nin üzerinde bir prim var. 3200 puanı aşmış durumda Borsa İstanbul. İşte gördüğünüz gibi 3207, 3208 en yüksek seviye. Şu anda 3209 en yüksek seviye de, gün içi en yüksek seviyede %2,10'luk artış var. Tabii burada yeniden bankacılık endeksini görüyoruz. Bankacılık endeksi, bu arada şuna da bakmak istiyorum, haftalık olarak bu hafta, ya sadece bu hafta %10 yükseldi bankacılık endeksi. Bu yıl, yılbaşından bu yana %125'lik bir artış var. Yıllık baktığımızda %166'lık artış endekste. Aylıktaysa, yani bir aylık olaraksa %62'lik, %63'lük artış var. Şu anda banka endeksi %7'ye yakın primli BIST banka. Devam edelim. BIST sınai ise orada da prim var ama tabii bankanın yanında çok düşük bir prim gibi geliyor. Çünkü %7'lik bir primden bahsediyoruz bankacılık endeksinde. BIST yüzde en çok artanlar, en çok azalanlar sıralamasına bakacağız. En çok artanlarda TSKB, Şekerbank, Akbank, Vakıflar Bankası, Vestel bankaları görüyoruz en çok artanlarda. En çok azalanlara bakalım. İşgeo, Bağfaş, Alarko Holding, Alarko GEO, Aydem Enerji en çok azalanlarda. Son dönemde en çok bankalar ve enerji şirketleri hareketli, ulaştırma hareketliliğini devam ettiriyor. Ve devam edelim. Dolar TL, Euro TL. Dolar TL tarafında sakin 18.21, çok fazla bir hareketlilik yok. Sakin seyrini sürdürüyor. Diğer taraftan Euro TL'ye baktığımızda Euro TL ise 18.22 seviyesinde. O da sakin. Euro Dolar paritesi ve Dolar Endeksi. Euro Dolar karşısında bir seviyesinde, dolar endeksine baktığımızda dolar endeksinde ise 109 seviyesinin üzerinde işlemler geçiyor. Devam edelim. Küresel tarafa bakalım. Borsa İstanbul'da bu şekilde bir performans var. Ciddi bir performans var. Avrupa borsaları da bugün haftanın son işlem gününde, hafta boyunca kayıplar içindeydi, toparlanıyor. Avrupa borsaları Londra %1,27, Frankfurt %2, Madrid %0,50, Paris %1,17. Artı da Asya borsalarından nasıl geldik? Karışık bir seyir vardı Asya borsalarında. Japonya, Güney Kore, Hong Kong'da düşüş vardı. Çin ve Hindistan hafif de olsa artıdaydı. ABD vadeliler peki neye işaret ediyor? ABD vadelerine bakalım. Orada da %0,50'ye yakın bir yükseliş göze çarpıyor ABD vadelilerde. Ve ABD 10 yıllık tahvil. 10 yıllık tahvil 3,26'da. Ons altına baktığımızda bu ortamda, yani güçlenen dolar var, 1700 doların hemen üzerinde seyrediyor. Gram altına bakalım. Gram altın 1000 liranın altına gelmişti dün. Bugün de yine 1000 liranın hemen altında işlem
görüyor. Gümüş fiyatı ise çok fazla hareketlilik yok gümüşte. Gümüş belki 2022'nin yani en az hareket eden işte yatırım aracı diyebiliriz. 17 dolar 96. 20 doların altında kalmayı sürdürüyor. Devam edelim. Petrol, Brent petrol 94 dolar 83 sent. G7 Maliye Bakanları kabul etti petrole tavan ücreti, tavan fiyat uygulamasını ve dolayısıyla burada %3'e yakın bir yükseliş olmuş. Ama 94 dolarda. ABD ham petrolüne bakalım. ABD ham petrolü ise %2,83 artış var. 90 dolar seviyesinde işlem görüyor. Evet, devam edelim. Şimdi hareketli, çok hareketli gerçekten. Yani Almanya Maliye Bakanı G7 petrol fiyatı tavanı Rusya'nın gelirlerini küçültecek, G7 ekonomilerine verilen zararı azaltacak diyor. Azaltır mı bilemiyoruz. Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu konuğumuz. Erhan Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Serdar Bey. Hocam, nereden başlasak bilemiyorum. Gerçekten o kadar hareketli bir, yani piyasalar tarafına baktığımızda çok ciddi bir hareketlilik var Borsa İstanbul tarafında. Dönüyoruz geliyoruz enerji tarafına bakıyoruz. Enerjide çok ciddi bir hareketlilik var. Neden? İşte G7 ülkeleri diyor ki biz Rusya'ya petrole tavan fiyat uygulayacağız diyor. Rusya'nın gelirlerini azaltacağız. Bu G7 ekonomilerine de zararı azaltacak diyor. Öyle diyor ama enerji krizinde yaşayan bir Avrupa var. Rusya da diyor ki ben Avrupa'ya petrol satmayacağım. Kriz derinleşiyor mu? Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor mu? Yani bir orada bir umut görüyor musunuz? Vallahi hani belki tek kelimeyle cevap vermek gerekirse çok umut görmüyorum. Çünkü Rusya açısından yaşanan süreçte elindeki en önemli silah diyelim doğrudan Ukrayna ile askeri çatışma dışında enerji görünüyor. Bu anlamda bunu da kullanma konusunda çok tereddüt etmiyor şu ana kadar. Bundan sonra da muhtemelen etmeyecektir. Çünkü Avrupa enerji alternatif arayışlarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Ama önümüzdeki kış bir yıl, belki bir iki yıl ciddi bir zorlukla karşılaşacak ve Rusya'da bu anlamda hani bu süreçte elindeki bu kozu muhtemelen kullanmaya çalışacak gibi gözüküyor ki işte bu son açıklamalar da buna işaret ediyor. Dolayısıyla ben yani şu aşamada bu krizi etkisini azaltacak bir işaret göremiyorum. Belki tabii ki Rusya'nın tamamen bu gazı kesmesi, tamamen enerjisiz bırakması pek olası değil Avrupa'ya ama düşünülenin üzerinde de ara ara tamamen vanaların kapandığı ve Avrupa'nın hem üretimde aksama yaşadığı hem de hani fiziksel olarak ısınma, ulaşım sorunları yaşadığı bir süreç olabilir gibi geliyor yani şu aşamada baktığımda. Şimdi tabii bunun birçok etkisi olacak. Bunu görüyoruz. İşte tasarruf tedbirleri geliyor. Birazdan da paylaşacağız. Ciddi anlamda enerjide tasarrufa yöneliyorlar. Ama diğer taraftan da sektörler, özellikle cam sektörü, kağıt, alüminyum, enerji yoğun sektörlerde fabrikalar üretimi durduruyor. Şimdi evet. Bir taraftan diyoruz ki enflasyonla mücadele, küresel anlamda bir enflasyon sorunu var. Bu enflasyonla mücadele edilmesi gerekiyor. Avrupa, ABD faiz artışlarına gidiyor. Diğer taraftan enerji krizi nedeniyle faizin dışında bir maliyet artışı söz konusu ve bunun üstüne üstlük üretimde de bir yavaşlama, hatta durma söz konusu. İşte birçok ülkeden geliyor cam, alüminyum, Almanya'da alüminyum fabrikaları duruyor, cam fabrikaları duruyor Avrupa'da. İsveç'te bir kağıt fabrikası üretimi durduruyor. Bu haberler artacak gibi gözüküyor daha kışa girmeden. Dolayısıyla bu çözümsüzlük nasıl aşılacak? Yani bir tarafta yüksek enflasyon, diğer tarafta da üretimin artmaması sorunu. İlk etapta galiba zaten merkez bankalarından da gelen mesajlar enflasyonla mücadele konusunda daha ağır basmaya başladığı için
Bu taraftaki işte Fed'den gelen, Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen sinyaller faizdeki arttırım tarafına çok daha fazla işaret ettiği için yani resesyon ya da durgunluk tarafında daha fazla göze alınan bir manzara var, görünüyor şu aşamada. Çünkü hem enflasyonu düşürelim hem de büyüme devam etsin pek olası bir kombinasyon değildir. Dünyada da çok örneği yoktur. O açıdan burada bir tercih merkez bankaları tarafından daha çok enflasyon tarafında olacak gibi görünüyor. Söylediğiniz gibi aslında Avrupa'da da yavaşlama sinyali var. Önümüzdeki aylarda daha çok görülecek bu. Çünkü alınan işleri bitirmeye çalışan bir yapı da var Avrupa'da. Ama önümüzdeki aylarda bu enerji sorunu tedarik, arz tarafını daha sıkıntıya sokacak gibi. Bu eldeki işler bittikten sonra biz muhtemelen Avrupa sanayindeki yavaşlamayı daha fazla hissedeceğiz. Bir de Avrupa'nın büyümesini destekleyen pandemi, en azından o yoğun dönemden sonra biraz turizm başta olmak üzere hizmet sektörlerinin açılmasının da bir katkısı vardı, ama okulların açılmasıyla beraber o tarafta da bir yavaşlama olacak. Yani turizm kaynaklı, hareketlilik kaynaklı ekonomiye gelen destek de azalacak. O yüzden gerek faiz artırımları, gerek bu yaşanan süreçteki talep, bundan sonra daha fazla düşüş görme olasılığımız ve de arz yönlü sorunlar yavaşlamayı daha çok hissettirecek gibi gözüküyor bundan sonra da. Bir tarafta Dünya Bankası Başkanı'nın açıklamaları vardı. Diğer taraftan Nobel'li ekonomist Stiglitz'in açıklamaları vardı. IMF'den gelen açıklamalar var. Özellikle de bu açıklamaların içinde şu vurgu yapılıyor. Evet, bir faiz artışına gidiliyor ama bu faiz artışı üretimi arttırmayacak. Dolayısıyla işte doğal gaz krizini nasıl çözecek? Diğer taraftan gıda fiyatları sorununu nasıl çözecek? Çip sorununu nasıl çözecek? Evet. Bu daha büyük bir probleme yol açacak şeklinde değerlendiriliyor. Siz ne dersiniz? Nasıl katılır mısınız? Elbette yani bir haklılık payı var o görüşte de. Çünkü sonuçta yaşanan sorun sadece bir talep enflasyonu değil. Arz yönlü sorunlar var ve yapısal sorunlar var. Yani faiz arttırımı pandemi ya da savaş kaynaklı tedarik sorunlarını çözmeyecek. Oradaki fiyat baskısını almayacak. O açıdan doğru. Ama bir taraftan da orada tabii hassas bir denge var. Böyle çok ince bir nokta da var gözüküyor. Merkez bankaları onu yakalamaya çalışacak. Hani merkez bankaları bazen bir merkez bankacılığı sanattır da denir. O nokta yani enflasyonu kontrol altına almaya çalışan ama büyüme tarafında da minimum hasarı vermeye çalışan bir tablo olacak gibi görünüyor. Avrupa'da tabii enflasyon ya da Amerika'da daha çok talep kaynaklı. Arz yönlü sorunları çözemezler ama maliyet enflasyonuna çok da fazla çözüm getiremez. Hani bizdekinde farklı. Mesela bizde maliyet yönlü enflasyon, kurla ilgili de para politikasının yapabilecekleri var ama o tarafta bu çok yok. O açıdan hani aşırı bir faiz arttırımının gerçekten Avrupa'da ya da Amerika'da da işleri çözmeye çok yetmeyeceği görüşüne katılıyorum. Ama sanıyorum Stiglitz'in söylediği de merkez bankalarının şu anda durması değil. Gelecekte hani o zirveye çıkacakları noktaları bir daha gözden geçirmeleri, yoksa mevcut faizlerin enflasyonu düşüreceği konusunda yeterli olduğu kanısını ben edinmiyorum. Yani Stiglitz'in yazdıklarını okuduğumda da. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Bu arada Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi %7,20 artıda. Borsa İstanbul'sa %2,34. 3216 puanında bankacılık endeksinde de %7,18'lik yükseliş var. Hocam nasıl yorumlarsınız? Aslında hani küresel borsalarda sert satışların yılbaşından bu yana gerilemelerin olduğu bir ortamda Borsa İstanbul çok pozitif yönde ayrışıyor. Bir de bankacılık endeksindeki ayrışmayı asıl sektörel anlamda nasıl değerlendirirsiniz? Yani tabii Türkiye ekonomisi son 1,5 yıldır
oldukça güçlü bir büyüme gösteriyor. Hatta pandeminin başından itibaren ilk birkaç ayı çıkarırsak gerek küresel koşulların sağladığı ortam, ama o tabii tek başına yeterli değil. Türk sanayine bir fırsat sundu, Türk lojistiği sektörüne ve Türkiye'nin sanayi, lojistik sektörü, finans sektörü de bu olanağı iyi kullandı, gücü olduğu için kullandı ve özellikle dış talepte de güçlü büyüme geldi. Yani şunu söylemek istiyorum, güçlü büyüyebilen, Avrupa gibi yüksek standartta ürün isteyen bir piyasaya o standartta ürün sağlayabilen bir ekonomi, o ekonominin şirketleri ya da burada gelişmiş teknolojileri kullanan, risk yönetimini iyi yapan finans sektörü, ki insan kaynağı olarak da çok güçlü bir kaynağa sahiptir, değer olarak zaten minimum değerlerde dolanıyordu. Son verilerle bir miktar yukarıya gitti ama muadili akran ülkelere göre, veya ki akran Türkiye'li akran ülke diyebiliriz ama mesela Türkiye'nin bir sanayi var. Tamam, yüksek teknolojide çok daha gideceğimiz yol var ama orta ve düşük teknolojide güçlü bir sanayimiz var. Hani bunu veya bankacılık sektörümüz var. Bu şirketlerin değeri daha düşük olamaz, olmaması gerekiyor. Bu yabancı yatırımcı da bunun farkında diye düşünüyorum. O yüzden hani Türkiye farklı bir noktada. Bir de tabii özellikle mevcut yapıda alternatifin azalması, negatif reel faiz ortamında konutla beraber hisse senetlerinin de yatırımcı gözünde ön plana çıkması da, evet, içerideki yatırımcıyı da bu alanı çektiği için bu yükselişi, yani tüm bu faktörlerle yaşıyor gibi görünüyoruz şu anda. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu, yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi sağ olun, yayınlar. Sağ olun hocam. Hareketlilik devam ediyordu. Diğer taraftan da ihracat verisini bekliyoruz. Artık haftanın son iş gününde Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuşuyor. İhracatı açıklayacak, ihracat verilerini açıklayacak. Bakalım yeni bir rekor gelecek mi? Dinleyelim. Hastane ve okul gibi tesislerin yeniden inşasını koordine edecektir. Değerli misafirler, küresel ekonomide yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi daha da güçlenerek büyümeye devam etmektedir. Ülkemiz 2022 yılının ilk çeyreğinde olduğu gibi ikinci çeyreğinde de büyümesini sürdürerek %7,6 oranında büyümüştür. Mal ve hizmet ihracatımızda yaşanan %16,4 oranındaki artışla ihracatın büyümeye katkısı 3,9 puan olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin yarısından fazlası, yani %51'i mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmış olup ihracatın büyümenin ikinci gücü olmaya devam etmiştir. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur. Böylelikle ülkemiz ekonomik büyümesini kesintisiz 8 çeyrek boyunca devam ettirerek bu alanda bir kez daha dünyadan pozitif şekilde ayrılmıştır. Değerli hazırım, bildiğiniz üzere Türkiye ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk 8 ayında da devam ettirmiştir. Geride bıraktığımız Ağustos ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %13 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamıdır. Yılın ilk 8 ayında toplam 165,6 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Ağustos ayında dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre %28 oranında artışla 54 milyar dolara yükselmiştir. Ağustos ayı ithalatımız ise 32,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiştir. Söz konusu ithalatın 8,7 milyar doları, yani %27'si enerji kaynaklıdır. Değerli ihracatçılar, sizlere de sizlere ortaya koyduğunuz bu önemli başarı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hükümet olarak sizlere hak ettiğiniz desteği vermek için geçtiğimiz ay içerisinde iki önemli ve kapsamlı destek paketini sizlerin hizmetine sunduk.
18 Ağustos'ta yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla mevcut ihracat destekleri güçlendirilirken yeni destek kalemleri yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda pazara giriş projesi hazırlık sürecine ilişkin danışmanlık ve rapor giderleri, çok kanallı zincir mağazaların yurt dışı pazarlarda büyümek için yapacakları çeşitli harcamalar ve KOBİ'lerimizin küresel pazarlar açılmasına aracılık edecek ihracat konsorsiyumlarına yönelik destekleri devreye aldık. Ayrıca bakanlığımızın tüm destek unsurlarında hedef ülkelere yönelik destek oranları arttırılmış durumdadır. Gemiyat sektörünün kapsamı genişletilmiş, özellikle ilaç ve tıbbi cihaz gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu zorunlu belgeler, kayıt ve ruhsatlandırmaya ilişkin giderler destek kapsamına alınmış ve KOBİ'lerimizin yurt dışı fuar desteğinden daha fazla yararlanmasını ve daha etkin fuar organizasyonları düzenlenmesi amacıyla değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 25 Ağustos'ta yayınlanan bir diğer Cumhurbaşkanı kararıyla önemi giderek artan e-ihracat alanında yeni iş modellerini dikkate alan şirketler, e-ihracat konsorsiyumları ve perakende e-ticaret siteleri ve pazar yerleri gibi ekosistemin tüm paydaşları için terzi usulü bir destek paketini kullanımınıza açmış bulunuyoruz. Bu kapsamda e-ihracatı uçtan uca yapabilen e-ihracat konsorsiyumları desteklenerek bu alanda bilgi ve tecrübe eksikliği olan KOBİ'lerimiz ekosisteme dahil edilecektir. Ülkemizdeki pazar yerleri yurt dışına açılırken desteklerimizden faydalanacak ve bu desteklere Türk ürünleri yurt dışındaki pazarlara daha kolay ulaşabilecektir. Benzer şekilde işbirliği kuruluşlarının üyelerini e-ihracata yönlendirmek için düzenlenecek heyetleri tanıtım ve geliştirme projeleri de bakanlığımızca desteklenecektir. Destek oranları Temmuz ayında açıkladığımız uzak ülkeler stratejisi kapsamında yer alan ülkeler başta olmak üzere hedef ülkeler için 20 puan arttırılmıştır. Ayrıca kurulacak olan Türkiye e-ihracat platformu ile ihracatçılarımızın ürünlerini yurt dışı pazarlara ulaştırabilmeleri, ihracatçılar için çok daha ulaşılabilir olmaları ve siparişlerini bu platform üzerinden alabilmeleri sağlanacaktır. Değerli misafirler, az önce zikrettiğim rakamlardan da anlaşılacağı üzere, iş insanlarımızın gayretleriyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2022 yılında da ihracatın ekonomik büyümemizin ana unsuru olacağına inanıyorum ve 250 milyar dolarlık hedefimizi koruduğumuzu da belirtmek isterim. Bu manada Gaziantep'in ekonomimiz için önemli bir rolü olduğunun da altını çizmek isterim. Büyük özveri ve gayret ile çalışmalarını sürdüren siz değerli iş insanlarımıza bakanlığımız ve ülkemiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz. İhracat verileri geldi. Türkiye'nin ihracatı Ağustos ayında yeni bir rekora imza attı. İhracat yıllık %13,1 arttı ve 21.3 milyar dolara yükseldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş dedi ki, Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %13 artışla 21.3 milyar dolar oldu. Bugüne kadar gerçekleşen en yüksek Ağustos ayı ihracatı dedi Ticaret Bakanı Mehmet Muş. İhracat önemli, büyümeyi destekleyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Top Madencilik Meclis Başkanı İbrahim Halil Kırşan konuğumuz. İbrahim Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Bora Bey, iyi yayınlar diliyorum. Serdar Kutar, yanlış söylediler herhalde size. İbrahim çok affedersiniz. Olur. Serdar Bey, kusura bakmayın. Estağfurullah. İbrahim Bey, şimdi ihracat verileri geldi. Dediğimiz gibi bir %7,6'lık bir büyüme yakaladı Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte. İhracatın çok önemli bir katkısı var. Bu anlamda yani küresel tarafta resesyon konuşulurken, daralma konuşulurken üretmeye devam eden bir Türkiye, ihracatını arttıran bir Türkiye. %13,1'lik artış, 21.3 milyar dolar. Burada tabii madenciliğin de çok önemli bir payı var. Maden sektöründe çok önemli bir payı var bu ihracatta. İhracattaki artışla nasıl yorumlarsınız bu yükselişi ve yılın geri kalanında da ihracattaki artışın devamını bekler misiniz?
Serdar Bey, aslında çok hareketli bir dinamik yapıdan geçiyoruz. Siz de yayınlarınızda özellikle altını çizdiğiniz enerji kriziyle beraber Avrupa-Rusya gerilimi çerçevesinde ciddi manada sıkıntılar olmakla beraber aslında Türkiye'nin bu konumundan dolayı avantajlı bir şekilde çıkması da söz konusu olabilir. Az önce ifade ettiğiniz büyüme rakamları bütün dünyada hemen hemen çok küçük oranlarda olurken Avrupa Birliği ülkelerinde, Amerika'da Türkiye adeta başat bir rol oynuyor ve belki ilk üç arasında dünyada. Bu da haliyle bizim madencilik yatırımlarına, madencilik sektörünün hem üretimine hem de ihracatına da olumlu yansıyor. Müsaade ederseniz geçen senenin mesela ihracat rakamı biliyorsunuz genelde 225 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bir önceki yıla göre %32.9'luk bir artış olmuştu. Madencilik sektörünün ihracatına baktığımız zaman da yıllar itibariyle 2012-2020 arasında 3 ile 5 milyar dolar arasında bir rakam varken geçen sene ilk defa 5.93 milyar dolar yani 6 milyar dolarına milyar dolarına yakın bir rakam oluşmuştu ve bu da bir rekordu. Bu manada da biz o çerçevede genel ihracat %32.9 artarken bizim maden ihracatımız %40'a yakın artmıştı. Bu da haliyle madencilik sektörünün çok dinamik bir evreden geçtiğini, özellikle emtia fiyatlarındaki artışa bağlı olarak bu avantajdan iyi faydalandığını dile getirmek gerekiyor bu çerçevede. Bizim genel ihracat içindeki payımız da %2.63. Bu bir miktarda artabilir, %3'lere doğru da gidiyor biliyorsunuz. Az önce Sayın Bakan ifade etti, en yüksek Ağustos ayı ihracatını gerçekleştirdi Türkiye. Tabii alt kırılımlara daha vakıf değiliz. Ağustos ayı verileri henüz elimize ulaşmadı ama... Ben burada size bir isterseniz katkıda bulunayım. Arkadaşlarımız evet. Ulaştırdı. Ağustos ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla imalat sanayi %95, 20 evet. milyar 269 milyon dolar. Tarım, ormancılık evet. ve balıkçılık sektörü... %2,5 527 milyon dolar. Madencilik evet. ve taş ocakçılığı sektörü %2'lik bir pay 427 evet. milyon dolar. Evet. Şöyle o zaman ben değerlendireyim. İlk 6 ayda bizim Ocak-Haziran döneminde maden ihracatımız %19 artışla 3.36 milyar dolardı. İlk 7 ayda Ocak-Temmuz döneminde %17'lik artışla 3.85 milyar dolara ulaşmıştı. Bu verdiğiniz rakamla beraber ilk 8 ayda biz 4 milyar dolar sınırını aştık ve haliyle 4.3 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu da sevindirici. Neden sevindirici? Biz geçen sene ifade ettim 6 milyar dolar eşiğine ulaşmıştık. Bu sene muhtemelen 7 milyar doları aşacağız. Bu da ikinci bir rekor olacak bizim maden ihracatı açısından. Burada altını çizmem gereken nokta şu, haliyle az önce ifade ettim sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Dikkat ederseniz ilk 7 ayda %19 artış, ilk 7 ayda %17 artış. Muhtemelen burada da daha düşük bir artış olacak. Yani artış hızında düşme olmakla beraber tahmin ediyorum biz madencilik sektörü olarak ilk 2022 yılını 7 milyar dolar kritik eşiğini aşarak o şekilde kapatacağız. Bu da haliyle ciddi manada ülke ekonomisine bir katkı olarak karşımıza çıkıyor Serdar Bey. Peki özellikle hani küresel anlamda şu anda durgunluk en fazla tabii Avrupa'da konuşuluyor. Ama küresel evet. anlamda da bir yavaşlamadan bahsediliyor. Bu madencilik sektörü için ne ifade eder? Etkilenir mi madencilik sektörü bundan? Şöyle yayınlarınızda ifade ettiniz. Enerji yoğun sektörlerde bazı alanlarda ciddi manada yaptırımlar, işte işletmeleri kapatmalar falan şeklinde duyumlar alabiliyoruz. Özellikle işte çelik sektörü ciddi manada enerji üretimine ihtiyaç duyduğu için. Alüminyum mesela. Yayınlarınızda ifade ettiniz alüminyum. Özellikle ısıl işleme tabi tutulan madenlerde bu olumsuz etki yapabilir. Ancak bizim daha çok madencilik sektörü denilince... Enerji yoğun olarak kırma eleme aşamalarında kullanılıyor. Bu da haliyle ciddi bir enerji sarfiyatı olmakla beraber ancak bu imalat sektörüne dönük olarak uç ürün üretimine dönük işte çelik sektörü, alüminyum sektörü, bakır sektörü yani metale dönük işletmelerde daha fazla kendini hissettirir. Ancak bizim işte maden ihracatına baktığımız zaman alt kırılımlarda metalik madenler olmakla beraber bunlar daha çok zenginleşmeye tabi tutan konsantre ürünler bazında olduğu için keza endüstriyel ham maddeler daha çok kırma, eleme, sınıflama ve o şekilde bir ihracata konu olduğu için. Doğal taşlar, mermer sektörü
daha çok blok olarak ve plaka olarak satıldığı için umuyorum ki çok fazla bu sıkıntılı süreçten, enerji krizinden etkilenmeyeceğiz. Göstergeler daha önce ifade ettim, bunu gösteriyor. En azından sektördeki bu büyüme ivmesi azalmakla beraber çok ciddi bir sıkıntıyla ulaşmadan hem üretimde hem de ihracatta rakamlarımız yükselecek gibi duruyor Serdar Bey. Şimdi özellikle çelikte, alüminyumda bazı hani Avrupalı firmalar üretimden çekiliyor. Çekilmek zorunda kalıyor çünkü enerji maliyetleri nedeniyle. Ama bundan bir vazgeçiş anlamına gelmiyor. Yani tüketim anlamında çok ciddi bir vazgeçiş anlamına gelmiyor. Çünkü bu bahsettiğimiz işte çelik olsun, alüminyum olsun, diğer emtialar ihtiyaç devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin burada bir avantajı söz konusu olabilir mi üretimine devam ederek? Yani, ya da Avrupa bu üretim kaybını Türkiye'den karşılama yönüne gidebilir mi? Güzel bir soru. Aslında tespitiniz de doğru. Neden? Çünkü biliyorsunuz Avrupa Rusya'ya bağımlıydı kömürde, petrolde, doğalgazda. Tamamen vanalar kapatıldığı için, kömür ithalatına yasak getirildiği için Avrupa Birliği ülkeleri birçok enerji ham maddesini teminde güçlük çekiyor ve her gün ayrı bir tedbir, ayrı bir yaptırım açıklıyor. Biz burada ciddi manada elimiz kolumuz güçlendi. Biz şu anda rahatlıkla işte Rotterdam piyasasında 360 dolara tekabül eden kömürleri Rusya'dan 200 dolar seviyesinde alabiliyoruz. Çimento sektörü, diğer sektörler, sanayi sektörleri Rusya'dan bu manada bu kömür avantajını iyi bir fiyatla rahatlıkla celbedebiliyorlar ülkemize. Keza diğer madenlerde de bakırda, kurşunda, çinkoda konsantre olarak üretiyoruz. Metal üretimimiz de var Samsun'da İzabe Tesisi ve diğer bazı bir iki yerde. Bu haliyle ülkemizde göreceli olarak bir üstünlüğe sebebiyet verebilir. Çok doğru, haklısınız tespitinizde. Biz bu manada bu krizden, özellikle enerji krizinden tırnak içerisinde en az etkilenen veya çok az etkilenen bir konumda olacağımız için maden üretimimizde de ihracatımızda da sınırlı düşüşler olacak diye tahmin ediyorum. Neden? Az önce ifade ettim. Mermer, doğal taş mesela direkt kesilip parlatılıp plaka haline getirilip satılabiliyor. Blok olarak satılabiliyor. Çok enerji gerektirmeyen alanlar bunlar. Keza endüstriyel ham maddelerde kil, kaolen, bentonit gibi özellikle cam sektöründe, seramik sektöründe kullanılan ham maddelerde de geçen ay mesela %30'luk bir artış oldu. Onlarda da ciddi bir artış oldu. Bu da haliyle bir avantaj olarak duruyor. Burada hani nihai noktada izabe tesisimiz madencilik sektörü açısından bakır, kurşun, çinko gibi minerallerde sınırlı olduğu için biz bu olumsuz durumdan, enerji krizinden çok fazla etkilenmeyeceğiz gibi duruyor Serdar Bey. Bir de pazar anlamında madencilik sektörü biraz daha mı avantajlı? Hani bu durgunluk yaşayan ülkelerin dışında ülkelerle daha fazla ihracat yapması anlamında soruyorum. Şöyle, aslında madencilik sektörü bütün diğer sektörler ham madde sağlayan bir sektör. Sanayi sektörüne, imalat sektörüne, ondan sonra kimya sektörüne, tarım sektörüne, inşaat sektörüne. Bu manada da ciddi manada bir üretim söz konusu. Ülke madenciliğimiz yılda 800 milyon tona yakın bir üretim yapıyor. Bunun 400-450 milyon tonluk kısmı agrega dediğimiz çimento sektörü ve inşaat sektörüne dönük. Geri kalan 250-300 milyon tonluk kısmı da bahsettiğimiz çerçevede enerji ham maddeleri, endüstriyel ham maddeleri ve metalik madenlere dönük olarak. Bu da haliyle sektörümüzü hem dinamik tutuyor hem de oluşan talep karşısında da daha fazla üretim, daha fazla ihracata konu olabiliyor bizim maden ürünlerimiz. Burada tek sıkıntımız belki yani ülkemizde özellikle bu bürokratik anlayış, izin süreçlerinin uzaması, çevresel faktörler gibi sosyal hadiselerle önümüzün kesilmesi gibi sebeplerden dolayı biraz pranga vurulmuş noktadayız. Biz bu prangayı sökebilirsek ve önümüz bu bürokratik süreçlerden, diğer bahsettiğim çevresel kaygılardan biraz sıyrılabilirsek, bütün sanayi dallarına, bütün diğer alt sektörlere ham madde sağladığımız için aslında bu rakamlar katlanarak gitmesi gereken noktada olacak. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum Serdar Bey. Dolayısıyla biz bu süreçten hani etkileniriz ama diğer sektörler gibi enerji yoğun, az önce ifade ettiğiniz sektörler kadar etkilenmeyeceğiz. Belki bu manada biz madencilik sektörü olarak pozitif ayrışıyoruz Serdar Bey. Bir de tabii kömür konusu var. Şimdi evet. Avrupa ciddi anlamda hani böyle tasarrufa giderken kömür santrallerini yeniliyor. Onların
süresini uzatıyor. Diğer taraftan işte nükleer enerji konusunda yeni adımlar atmaya çalışıyor. Alternatif üretmeye çalışıyor. Yani kömür tamamen devreden çıkartacakken tekrar kömüre bir yönelme söz konusu. Bu anlamda Türkiye neler yapmalı? Türkiye'nin elindeki imkanlar çerçevesinde hani ihracat imkanı doğabilir mi bu anlamda? Aslında çok tarihi bir fırsat diyebiliriz. Bu noktayı da iyi yakalamışsınız Serdar Bey. Neden? Çünkü maalesef Avrupa Birliği normları Rio ile başlayan, Kyoto ile devam eden ve Paris İklim Anlaşması ile geçen sene COP26'da nokta konulan işte bu küresel iklim, küresel ısınma konularında adeta hidrokarbonlar başta kömür cezalandırılacak bir noktaya gelmişti. Ama ilahi adalet diyelim, Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'dan doğal gaz, petrol ve kömür alamama noktasına gelince mecburen bir termin planı hazırladıkları kömürle ilgili bütün hesaplarını tekrar gözden geçirdiler. Ve mesela Almanya 2038'de, Avusturya 2032'de kömürden çıkma taahhüdü verirken şimdi hepsi dört elle kömür santrallerine, termik santrali tekrar devreye alma çalışmalarını yürütüyorlar. Ve mecbur kaldılar. Eski termik santrali devreye alıyorlar. Eski nükleer santralleri devreye alıyorlar. Ve bu noktada bu sene özellikle kışı rahat atlatabilmek için az önce ifade ettiğiniz gibi ciddi alternatifler üzerinde duruyorlar. Burada şimdi Türkiye'de bu tarihi fırsattan kastettiğim bu. Bize dayattılar, Serdar Bey dediler ki siz bu kömürü üretemezsiniz, kullanamazsınız. Neden? Çevreyi kirletiyorsunuz. Peki siz sanayi devrinden beri 200 senedir çevreyi kirlettiniz. Bunun hesabını kim verecek? Kimse vermiyor. Türkiye'ye gelince siz normal zamanlarda gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke statüsündeyken hayır, siz gelişmiş ülke statüsündesiniz ve bir an önce termin planını açıklayın. Kömürü terk edin, termik santralleri kapatın ve bir tarih verin noktasına geldi. Şimdi burada bu tarih fırsatı şu. Ülkemizde 20 milyar ton bir kömür rezervimiz var. Bunu behemihal hızlı bir şekilde üretime kanalize etmemiz, elektriğe dönüşmemiz ve ekonomiye kazandırmamız lazım. Neden? Çünkü bu fırsat her zaman elimize geçmeyebilir. Biz yılda 100 milyon ton üretim yapıyoruz. Bunun en az 200 milyon tona çıkması lazım. Yerli kömüre dayalı kapasitemiz 11 bin megawatt seviyesinde, bunun 20 bin belki 25 bin megawatta çıkarılması lazım hızlı bir şekilde. Burada ciddi bir darboğaz maalesef, özel bankalar şu anda finansman noktasında ciddi çekince gösteriyorlar. Ancak ben farklı modellerle, kamu özel sektör işbirlikleriyle özellikle elektriğe dönüştürecek çok ciddi kömür rezervimiz var. Kalorisi düşük olduğu için, 1500-2000 kalorinin altında olduğu için bunlar rahatlıkla elektriğe dönüşecek efsafta. Temiz kömür teknoloji kullanılarak bunların hızlı bir şekilde elektriğe dönüşmesi ve bu kritik süreçte fırsata dönüştürerek ülkemizin mesafe kat etmesi gerektiğine inanıyorum. Neden? Çünkü bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Halen çevreci örgütler maalesef çeşitli kılıflar altında, işte daha dün bugün yine basında konuşuldu. 10 tane dernek bir araya gelmiş, sivil toplum örgütü. Hemen Türkiye işte kömürden çıkış tarihini belirlesin. İşte 2030'a kadar termik santralleri kapatma sözü versin falan şeklinde yaklaşımlarda bulunuyorlar. Bunun mutlaka aşılması ve bu fırsatın değerlenmesi gerekiyor. Az önce ifade ettiniz, ihracata konu olabilir mi? Yüksek yani termal kömür dediğimiz evsafta 5000-6000 kalorinin üstündeki kömürlerimiz ne yazık ki çok az seviyede rezervlerimiz. Zonguldak'taki taş kömürleri o evsafta. Onun dışındaki kömürler Soma Havzası'nda 4000 zenginleştikten sonra 5000 kalorinin 5500 kaloriye çıkan kömürler var. Onlar ihracata konu olabilir. Ancak şu anda bizim sanayinin özellikle çimento sektörünün çok ciddi bir ham madde talebi olduğu için, kömür talebi olduğu için bunlar şu anda TK'yı, bunlara ancak kömür yetiştirebiliyor. Dolayısıyla ihracat şu anda söz konusu olmaz. Ancak dediğim gibi bu 100 milyon ton olan üretimimizi 200 milyon tona, belki 250 milyon tona çıkararak bu fırsatı değerlendirmemiz gerekir. Yazık olacak. Çünkü bu kömürler yerin altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. 100 milyon tonluk bir üretim diyorsunuz. 10 bin megawattlık bir üretim değil mi? Elektrik üretimi. 11 bin megawattlık bir kapasitemiz var. Kapasitemiz var. Peki bu Türkiye'nin elektrik ihtiyacının ne kadarını karşılıyor? Yani payı nedir bunun? Yani %23'lük kısmı ithal artı yerli kömürden karşılanıyor. 11 bin megawatta bir de 10 bin megawattlık ithal kömür var. Dolayısıyla 22-23'lük bir pay kömürden karşılanıyor Serdar Bey. Yani bu 100 milyonu biz 200 milyon yaparsak, 10 bini de 20 bin megawatt saate çıkartırsak, dolayısıyla biz bunu elektriğin %40'ına yakın kömürden karşılanabilir diyebilir miyiz? Yani 30-40 biraz çok yüksek bir rakam ama 25-30'lara rahatlıkla çıkabilir kademeli olarak Serdar Bey.
Peki hani dediniz ya bu 100 milyon tonu 200 milyon ton üretim bu ne kadarlık bir zamanda gerçekleşebilir? Düğmeye basılsa? Şöyle tamamen termik santral planlamasına bağlı. Biliyorsunuz termik santral yatırımları biraz zaman alan süreçler. 3 ile 5 yıl arasında ancak devreye alınabiliyor. Ancak hızlı bir irade ortaya konulursa şu anda Konya, Karapınar'da, Eskişehir, İnönü'de 1,5-2 milyar tonluk rezervlerimiz var. Keza diğer yatağında, Afşin Elbistan'da şu anda C santralinde yine üretime alma çalışmaları var. Bu rezervler rahatlıkla, bu rezervler dayalı termik santral planlaması yapılırsa bu kapasite hızlı bir şekilde artar diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Top Madencilik Meclis Başkanı İbrahim Ali Kırşan. Hem ihracat verilerini değerlendirdiniz hem de Avrupa'daki enerji krizi ve aslında kömür konusunda uyarılarınız vardı. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Avrupa kömüre dönüyor. Avrupa bu konuda adımlar atıyor. Yani elinizdeki imkanları kullanmanız gerekiyor bu dönemde. Peki neyle devam ediyoruz şimdi? Avrupa'da tasarruf önlemleri, işte bu enerji krizi nedeniyle neler yapılıyor? Bakın Avrupa'da, yani gelişmiş ülkeler, hani hep herkesin örnek olarak gösterdiği, işte o ülke olma isteği ama ciddi bir tasarrufa gidiyorlar. Bakın Almanya'da kamu binaları en fazla 19 dereceye kadar ısıtılacak. Kamu binalarında, anıtlarda, panolarda 22'den sonra, akşam 22'den sonra, gece 22'den sonra ışıklar kapatılacak. Sadece sokak aydınlatmaları olacak. Yüzme havuzları ısıtılmayacak, böyle bir olmayacak. Mağaza kapıları kapalı tutulacak çünkü hani ısı kaybı olmasın diye. En ufak ısı kaybı bile değerlendiriliyor. Kömür santralleri yeniden devreye alınıyor ki kömürden uzaklaşan bir Avrupa'dan bahsediyorduk. Peki şimdi başka bu nasıl karşılanıyor peki? Uyuluyor mu buna bu tedbirlere? Hemen Almanya'ya gidelim. İsmail Erel karşımızda olacak. İsmail kolay gelsin. Bu önlemler devreye girmeye başladı mı, başlıyor mu ve nasıl bir tepki alıyor? Neler konuşuluyor sokakta? Evet, önlemler bazı ülkelerde devreye girdi. Yani Almanya'dan, Almanya'ya örnek verecek olursak, şimdilik vatandaşları doğrudan etkileyen bir durum sezilmediği için vatandaşlardan gelen bir tepki yok. Eylül ayında verilecek, yani Eylül ayı maaşıyla birlikte önümüzdeki ay çalışan başına 300 euroluk bir enerji primi ödenecek Almanya'da. Şimdi ise en çok konuşulan konu Almanya'da 3 ay süreyle geçerli olan 9 euroluk bilet uygulamasının sona ermesi ve aynı zamanda akaryakıta uygulanan KDV indiriminin bitmesi. 1 Eylül'le birlikte bu uygulamalar sona erdi. Bu da tabii haliyle Almanya'da akaryakıt fiyatının bir anda yine 30-35 sent yükselmesine neden oldu. Ve tren biletinin uygulamasının şimdi bir yenisinin yürürlüğe sokulması planı var. En azından 3 ay için 9 euro olmasa da 3 aylığına 49 veya 69 euroya benzer bir uygulamanın startını vermek istiyor Alman hükümeti. Büyük bir enerji krizi var Almanya'da. Halkın en azından giderek yükselen elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyebilmesi için bir dizi önlemler alındı. Ama buna rağmen tabii bunlar yetmiyor. Sanayiciler de büyük sıkıntı içinde, çünkü Rusya'nın doğalgazı tamamen kesmesi durumunda Almanya'nın stoktaki doğalgazı en fazla 2,5 ay yetecek. Ve böyle bir acil durumda da sanayiye doğalgaz en son olarak verilecek. Yani önce hanelere sunulacak bu stoktaki doğalgazlar. Kamu binaları en fazla 19 dereceye kadar ısıtılacak. Yani kamu binaları ve anıtlar ışıklandırılmayacak. Reklam panoları da aynı şekilde. Konutlarda yüzme havuzlarının ısıtılması yasaklandı. Dükkanlar ise ısı kaybını önlemek için kapılarını kapalı tutacaklar. Kömür santralleri yeniden reaktif hale getiriliyor Almanya'da. Nükleer santraller de hemen kapatılmayacak. Yani bunların faaliyet sürelerinin uzatılması söz konusu. Ki Yeşiller Partisi'nde bu konuda biraz çatlak var. Bakan Habeck, Yeşiller Partili Bakan Habeck uzatılma taraftarı değil. Ancak Yeşiller Partili seçmenlerde ve bazı siyasilerde nükleer santrallerin faaliyet süresinin uzatılmasından yana. Fransa'da aynı şekilde önlem alan ülkelerden, Fransa'da da akaryakıta litre başına 18 sent bir ucuzlama getirilmişti. Bu indirim Eylül ve Ekim ayları için litre başına 30 sent
olacak. Düşük gelirli hanelere yükselen enerji giderleri için 100 euroluk bir ödeme yapıldı. Toplam 20 milyon euroluk bir yardım paketinden söz edebiliriz Fransa için. Fransa da aynı şekilde kamu binalarında ısıtma derecelerini düşürdü. Dükkanlar da ışıklandırılmayacak. İngiltere hakeza öyle, İngiltere'de de düşük gelirlere 400 sterlinlik bir enerji indirimi sağlandı. Ayrıca bir defaya mahsus 650 sterlinlik ödeme söz konusu. Yeni nükleer santrale izin verildi ve diğer kömür santrallerinde faaliyet süresi uzatıldı. Aynı şekilde kamuda da tasarrufa gidilecek. İspanya enerjide KDV'yi %21'den %10'a düşürdü. İspanya'da da özellikle kamu binalarında ısıtmalar 19 dereceyi geçmeyecek. Mağazalar saat 22'den sonra ışıklandırılmayacak ve doğalgazda da KDV %5'e kadar indirilecek. İtalya'da da yine aynı şekilde enerji giderlerini biraz olsun frenlemek için yakıt teşviki ödenmesi kararlaştırıldı. Toplam 14 milyarlık bir paket açıkladı İtalyan hükümeti. İsmail, burada araya girmek istiyorum. Özür dilerim. Tabii. Bir de tabii bu önlemler alınıyor ama bir de yeni gelişmeler var. G7 Maliye Bakanları petrole tavan fiyat uygulaması konusunda bugün toplanıyordu. Oradan ne tür açıklamalar geldi? Kabul edildi sanırım uygulama. Evet, G7 ülkeleri Maliye Bakanları Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması planında anlaştı. Ortak bir açıklama yaptı G7 ülkelerinin bakanları ve Rusya'dan gaz ithal eden tüm ülkeleri de bu tavan fiyata uymasını istedi. G7 ülkeleri Rusya'nın tabii petrol satışından elde ettiği geliri böylece önemli ölçüde düşürmek istiyor. Böylece Batı Rusya'ya dönük yaptırımların daha çok işe yarayacağından hareket ediyor. Hem aynı zamanda yükselen petrol fiyatlarına rağmen Rusya'nın daha fazla gelir elde etmesini de engellemek istiyor G7 ülkeleri. Bunun için de Rus petrolünün sevkiyatı da ancak petrolün belirli bir fiyata satın alınmış olması haline geçerli olacak. Yani Rus petrolünü taşıyan gemilere ancak öngörülen fiyata petrolün alınmış olması halinde geçit verilecek. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'den bir açıklama geldi ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının aynı zamanda enflasyonu azaltacağını da söyledi. Yani en azından amacın bu olduğunu belirtti Lindner. Ancak G7 ülkeleri henüz bir tavan fiyat konusunda anlaşmış değil. En azından tavan fiyatın ne olacağı konusunda şimdilik bir açıklama yapılmadı diyelim ve söz tekrar İstanbul'a bırakalım. Peki İsmail, teşekkür ederiz. Sıcak gelişmeler, son durumla ilgili bizi aydınlattın. Teşekkürler. Peki şimdi alacak ülke Avrupa, Rusya'dan alacak. Bir tavan fiyatı uyacak ama satan ülke buna ne diyor? Yani satacak, bu petrolü satacak ülke olan Rusya buna peki ne diyor? Daha önce ne tür açıklamalar vardı? Rusya'ya dönelim. Akşin Kışyev bizi bekliyor. Rusya Akşin nasıl tepki verdi ve verecek bu karara? Ve hani enerji krizi daha da mı büyüyecek? Evet, G7 Maliye Bakanlarının Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması aslında bu konuda anlaşması aslında Rusya'da beklenen bir gelişmeydi. Henüz Rusya'dan yeni bir açıklama gelmese de daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunmuştu. Novak, Rus petrolcülerin Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne ambargo uygulamasına hazırlık yaptığını ve tüm planların üretimi korumaya yönelik olduğunu söyledi. G7 ülkelerinin Rus petrolünün fiyatını sınırlandırma planını değerlendiren Novak, bunun tamamen bir saçmalık olduğunu ve ayrıca bu durumun petrol gibi çok önemli sektördeki piyasa mekanizmalarına doğrudan müdahale anlamına geldiğini vurguladı. Petrol sektörünün tüm dünyanın enerji güvenliğinin sağlanması açısından da son derece önemli olduğunun altını çizen Rus bakan, bu tür gelişmelerin tek sonucunun ise sadece petrol sektöründe ve petrol piyasasında istikrarsızlığa yol açmakla sınırlı kalacağını ifade etti. Rusya Başbakan Yardımcısı bunun bedelini ilk önce Avrupalı, Amerikalı tüketicilerin ödeyeceğine dikkat çekerken zaten artık günümüzde batılı tüketicilerin kabul ettikleri istikrarsızlaştırıcı faktörler yüzünden yüksek bedel ödediklerini ifade etti. Rus bakan istikrarsızlaştırıcı faktörlerin başında ise yaptırımların geldiğini vurguladı. G7 ülkelerinin fiyat tavanı uygulaması durumunda Rusya'nın bu uygulamayı yerine getiren şirket ve ülkelere petrol ve petrol ürünlerini satmayacağını kaydeden Novak,
Çünkü piyasa dışı koşullarda Rusya'nın çalışamayacağını vurguladı. Üretebildikleri ve satabildikleri kadar petrol ürettiklerini kaydeden Novak, son zamanlar durumun iyileşmeye başladığını ve bu durumun istikrar kazanmaya devam etmesi halinde üretimin de artacağını söylediğini diyelim ve söz tekrar size bırakalım. Peki, teşekkürler Akşinkişiyev, aktardığın detaylı bilgiler için. Rusya da tabii buna karşı geliyor. Diyor ki eğer siz tavan fiyat uygulaması yaparsanız biz de size petrol satmayız diyor. Kriz daha da büyüyor gibi gözüküyor. Ekonomi notlarının sonuna geldik. Yatırım dünyasıyla karşınızda olacağız.